Şimdi ifademiz şöyle verilmiş. Dışarıda artılar, içeride de çarpma ifadeleri var. X işareti var. Yanlarda da artılar var. Şimdi bu şekilde ilerliyormuş. 10. adımda bitiriliyormuş. Buna göre son adımda kaç adet çarpı vardır diye soruluyor. Şimdi son adım, yani 10. adıma gelirsek, şöyle 10. adım. Tabii toplam kaç tane olduğunu bilmeliyiz. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda şurada üç tane yer almış. Şey, ikinci adımda üç tane, üçüncü adımda beş tane yer almış. Bu şekilde ilerliyor. Tabii şöyle dikkat edersek, birinci adım bir, ikinci adım üç, bir, üç, beş diye ilerliyor. Yani burada bir tane, şurada üç tane, beş tane, yedi tane diye tek sayılar şeklinde ilerliyor. Biz istersek bu şekilde ilerleyebiliriz. 10. adıma kadar ya da belli bir kural ortaya çıkarmaya çalışabiliriz. Mesela 7 sayısı 4'ün 2 katının 1 eksiği diyebiliriz. 5 sayısı 3'ün 2 katının 1 eksiği. Yani 2 çarpı 3 eksi 1, 5 yapıyor. Bu 4. adımdı. 2 çarpı 4 eksi 1, 2 kere 4, 8, 1 çıkarsak 7'yi veriyor. Şunu deneyelim. 2. adımda bu. 2 çarpı şöyle diyecektik. İkinci adım 2 eksi 1. 2 kere 2 4. 1 çıkardık. 3'ü verdi. Bunu da deneyelim. 2 çarpı birinci adım 1 eksi 1. 2 eksi 1. 1'i verdi. Demek ki kuralımız şu. 2 katından 1 çıkaracağız. O halde 10. adıma gelirsek. 10. adıma. 2 çarpı 10 eksi 1. 2 kere 10 20. 1 çıkarırsak 19. 19 tane ifade olacak. Yani şunlardan 19 tane olacak. 10. adımda. Tabii başlardakiler artı olduğuna göre şöyle olacak. Artı çarpı çarpı bu şekilde ilerliyor. Çarpı en son bir tane artı olacak. Tabii toplam 19 tane bunlar. Şöyle 19 tane. Bizden çarpıların adedi isteniyor. Bir tane artı başta, bir tane artı sonda. O halde 19 eksi 2'den 17 tane çarpı vardır bu şekilde.